Arkadaşlar bu soruda Ömer'in saatini 40 liraya, Alper'in de saati 78 liraya çalıştığı bir soru verilmiş. Ömer'in 12 saatte bitirdiği bir işi Alper 8 saatte bitiriyormuş. Hocam biz bu soruları işçi problemlerini çözerken önce neye bakardık? Tüm işi bulmaya çalışırdık. Tüm iş 8 ve 12'nin katından dolayı 24 olması yeterlidir. Ancak arkadaşlar biraz sonra diyor ya Ömer çalışma hızını 3 kat pardon evet Alper de çalışma hızını yarıya düşürüyor diye ya. Alper yarıya düşürürken rasyonellik gelmesin diye 24 değil hocam 48 alıyorum. Rasyonel gelse de olur sıkıntı olmaz ama biz tam sayılarla uğraşalım istedik. Hocam tüm işi 48 aldık. Ömer 48 işlik işi 12 saatte yapıyorsa Ömer normalde 1 saatte x kadar iş yapar. Alper de 48x'lik işi tek başına 8 saatte yapıyorsa 1 saatte 6x iş yapar. Yalnız diyor ki hocam Ömer çalışma hızını 4 katına çıkaracak. Alper yarıya indirecek. Yani bundan sonra bu koşullarla saatte yaptıkları iş bunlar olacakmış. Hocam diyor ki ikisi beraber bu işi birlikte bitirdiklerinde Alper Ömer'den kaç lira fazla kazanmış olur diye soruyor. Hocam artık bu arkadaşların ikisi beraber güçleri ne kadar? Güçleri 19x. 48x'lik işi 19x'e bölersek hocam demek ki kaç saatte yaparlarmış? 48 bölü 19 saatte yaparlarmış. E hocam Ömer'e soruyoruz. Ömer kardeşim sen saatte ne kadar para kazanıyorsun? Ne kadar para kazanıyorsun? Saatte 40 lira. Alper'e bakıyoruz. Alper saatte ne kadar para kazanıyor? Saatte 78 lira. Diyoruz ki o zaman 48 çarpı 40 lira parayı Ömer kazanır. 48 bölü 19 çarpı 78 lirayı da Alper kazanır. Bize bu ikisinin arasındaki farkı sormuş. E tabi büyük olandan küçük olanı çıkarırız. 48 bölü 19 parantezinde yazsaydık 78 eksi 40 değerimiz arkadaşlar 38 olarak bulunur. 38 de 19'un iki katıdır. Sadeleştirme gelir. Geldi iki katı. 2 çarpı 48'den dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız 96 olarak bulunur. Yani ikisinin arasındaki kazanç farkı 96 TL'ymiş.